Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Kopuyoruz. Ne güzel. Arada bir kopmak lazım tabii. Kop kop. Kop kop. Biz hep kopuyoruz. Ben şey için rahatsız etmiştim sizi. Akşama baloya gideceğim de. Balo? Müzikli eğlenti. Kopacağım yani. Ha, kopacaksınız. Kop kop. Kop kop. Burada hep beraber kopalım işte. Kop kop. Ama şimdi burada nasıl kopalım? Ver coşkuyu. Ne diyorsun? İnanın size kopmayı çok isterdim ama daha önceden verilmiş bir sözüm olduğu için. Bize niye geldin o zaman? Ben mevzuiyet için bu elbiseyi giyecektim de. Ne diyorsunuz? Memen görünüyor mu? Seziliyor. Memen görünüyor yani. Arkadaşlar hiçbir şeyin gözüktüğü yok. Ne olur. Ablacığım. İsim ne senin? Zeynep. Şimdi bak. Zeynepciğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu doğrucu tavrın hepimizin gönlünü fethetti, yanlış mıyım? Cansın. Cansın. Yandı. Bu tavır o elbiseyi giydiğinde kıçının başının meydana çıkacağı gerçeğini de... Değiştirmez. Değiştirmez. İlk aklıma gelen. Şimdi biz öyle devamlı meme görebilen adamlar değiliz, yanlış mıyım? Misal Tayfun. Daha düne kadar memenin sadece bujide meydana gelen bir şey olduğunu sanıyor. Daha canlıyı görmedi yavrum, yazık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de isterim. Sen çık arkadaşlarınla sabaha kadar kop. Kop kop. Kop kop. Eyvallah. Hadi o elbiseyi de giyin. Ona da bir şey demedik. Ama memeye de bakmadım, bana ne kaldı? Ama bir arkadaşım gelecek, beni kapının önünden alacak, kapının önüne bırakacak. Güzel. Bu arkadaş mahalleden mi? Yok, okuldan. İşin rengi değişti. Sen bir Fırat abiden icazet al, öyle git. Neden? Şimdi güzelim, Fırat abi bizim gibi değil, biz moderniz. Evet. Sen bir onun rızasını al, öyle. Tamam, teşekkür ederim. Hadi sağ bakalım. Ol. Vaktin izin vermedi, gel burada biz kopuyoruz. Kop kop. Hadi bakalım. Woo! Ver coşkuyu abi.